Birbirimizi bilelim. Nedir durumunuz gece? Ben de diyorum cinsel yönelim falan söylüyor. Bir yerden sonra öyle bir şey giriyor. Sana hakaret edilmesi, o denmesi mesela, arkadaşlığın parçası olmuş oluyorsun. Bu ne lan? Bu çok küçük değil mi lan sen? Black oldum, ben kadın şey ya. Evet belli zaten. Hani şey falan mı dedim hani? Bir kız geldi unuttu falan. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, size Şampiyonlar Ligi'ni topladım ya, inanamazsınız ya. Bugün bak, Ulukan'ı daha önce tanıştınız mı bilmiyorum, burada Ulukan kendini tanıt kardeşim bize ya. Ya bro işte tanıtmaya gerek yok gece boyunca. Gece boyunca zaten beraber bizi, tanıyacaklar beni gece zaten. Gece boyunca bizimlesiniz zaten. Evet, aynen. Gece nasıl bir insan olduğumuzu görürsünüz. Ne yapacağız kanka, bir şey anlatsana bize biraz, ne yapacağız ilk başta? İlk başta bir şeyler alacağız, içeceğiz, hazırlık. Pre-party. Bir liquor store bulmak lazım. Bolmak tuzak. Ondan sonra senin doğum günü kutlamaya İbor'a gidiyoruz. Ben geçen çekemediğim yer, geçen depresyona girdiğim yer. Dukan dedi kanka dedi yapmamalıydın bunu kendine, yalnız gitmemeliydin. Ben dedi alacağım seni götüreceğim beraber dedi, eğleneceğiz tabii. Sözümde tutuyorum abi işte. Aynen, tadını kaçırma dedi. Aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi dediğim bu. Beni dışlar çıkarırsanız Şampiyonlar Ligi Tuna bu arada. Aynı zamanda Ulukan bu ikiliyi zor bulursunuz yani. Zaten yakışıklılık seviyesini söylemiyorum bile. Ulukan sen anlat abi. Bu, öncelikle yakışıklılık nereden geliyor? Bir onu tartışın. Ulukan mı? Tuna abi. Tuna. Yo, bütün hafta bir Mete diyor, bir şey diyor. Ulukan sürekli diyor. Yanlış bir şey söylüyor. Mete mi diyor benim hakkımda? Yok yok. Bana diyor Mete diyor. İsmini öğrenemedi. Sen bana da Tuna... Ne dedin bana Tuna için? Başka bir şey dedin. Mete demiştir. Mete demiştir kanka. Mete diyorum bazen 10 kere. Abi çok Mete'ye benziyorsun bence. Neyse anlat kral. Neyi anlatıyorum bu arada? Kendin kanka. Kendim. Nereden? Nasıl geldin sen? Ne zaman geldin? Sen lisede geldin. Ben lisede geldim buraya. Basketbol oynuyorum. Aa, çok iyi. Evet. Nerede oynadın abi? Ben üniversite lisede falan mı? Yok lisede oynadım. Ben Kuzey Karolina'da oynadım. Bir de Kuzey Karolina. Jordan'ın memleketi. Aynen öyle. Bayağı iyiymiş abi. Ulukan Reis her şekilde sohbet edebilir. Görüyorsunuz. Daha iyi tanıyacaksınız kendisini. Her şekilde her bugün konuda bir sohbet. Bir defa dışarı çıkıyorum bu arada. Yok lan. Sen de mi? Tampa'da ilk defa. Hiç yani. Downtown'a falan hiç gitmedin. Yalnız bile. Hiç. Oğlum şey, bir Amerikalı çocuk seni aldı bir yerlere götürüyordu falan. Kanka biz Jacksonville'a gittik. 500 bin güzel. Ha bir şey yapmadınız yani. Yok kanka, kasırgadan kaçıyorduk yani. He anladım. Ha çocuk evine gittin çocuğun, o kadar yani. Ya veya teyzesinin evine. Öyle. Anladım, anladım. Öyle bir downtown falan hesabı yapmadı. Senin reaksiyonların bugün o zaman bizim için paha biçilemez olacak ya. Kesinlikle çok dürüstçe reaksiyonlarımı dürüstçe reaksiyon. Doğum günü reaksiyonu. Doğum günün kutlu olsun tekrardan kral bu arada. Kamera önünde de söyleyelim. O zaman gidelim, seni de beklettik kardeşim. Yok sıkıntı yok. Bir liquor store bir şey bulasam, eskisin burada gerçi. Yok ben biliyorum. Şu yöne yürürsek. bir de ekip şey biliyor musunuz? Türkler ne yapıyorsun kral? Yemiyor mu? Aynen, ne yapıyorsun, keyfin nasıl? Bir de ekip şey. Türklerin hepsi şey, Ulukan da öyle, Tuna da öyle, hepsi şey kanka. Yani işte biz diyor Türklerle takılmayı sevmiyoruz bilmem ne falan. ama ben de bu arada hani yabancılarla işte iletişim, İngilizce bilmem ne falan. Ay herkes aynı kafada düşünüyor. Ama bir yerde de bir noktadan sonra da şimdi onlar da belki farklı şekilde tartışırlar bu olayı. Yani kendi fikirleri vardır. Bir yerden sonra da böyle bir ihtiyacın oluyor. Bir istiyorsun yani kendi ülkenden beraber takıl, zaman geçir. Özellikle hani o şey safe space deniyor ya böyle. Senin hani korunaklı alanın böyle. Kendini daha böyle güvende hissediyorsun öyle söyleyeyim. Keyifli oluyor. Yeni geldik zaten. Ya ilk dönem bitti. Şöyle güzel bir kafa dağıtmaca bir şey tarzı bir şey yapmayı planlıyoruz. Benim için rahat olacak zaten. Hani kızımız olayında benim zaten düşünmeme gerek yok. Onlar burada olduğu için ben ekstra yakışıklı gözükeceğim yanlarında. O güzel bir şey. Her zaman arkadaşlarınız bu arada pozitif olan olsunlar ama yakışıklı da olsunlar ya da güzel olsunlar. Sizin işinize yarar. Yani. Şimdi kaynaşıyorlar onlar. İlk defa daha önce görüşmemişlerdi. Sen iyi gelmişsin ama. Türk. Buluşturuyorum. Organizatör şeyim ya arada. Olmasa bir yani, yani iyi iyilik yapmaya çalışıyorum. Olayım bu zaten. Ulukan'ı dışarı çıkaracağım diye hastamı bile göze aldım abi. Spordan sonra direkt hemen yemek yiyelim. Hemen bir şeyler alalım. Hemen pre-party falan böyle. Yanında sweatshirt getirdim. Gezdirmiyorsan o senin suçun oldu. Sorma kanka sen ne yapıyorsun? Amerika'da her zaman gezdireceksin. Ama böyle şimdi geceyi ofansif başlarsan biz nasıl olacak? Kavga ederiz seninle ya. Oğlum ama harbiden şeyi fark etmiyor musun? Nereye girersen gir, inanılmaz soğuk değil mi ya? Hava çok sıcak. Şey, klima ver. Klima ver. Acayip ama. Onu ben de hiç anlatmadım. Evet. Klima kamerayı çok kötü çevirdim. Klima olayı aynen çok değişik. Onda şeyden bir tane Amerikalı, o da arkadaşım Markalı'yı biliyorsunuz. Markalı söyledi. İşte belli bir virüsleri öldürmek için o kadar açıyorlarmış bilmem ne falan da ben de olayı anlamıyorum neden olduğunu. Yalan. Bilmiyorum ya, belki de değildi. Ya. Niye o kadar açıyor ki? Bedava bir şey değil ki sonuçta. Bilmiyorum bence sağdan kral sağ. Bedava değil diyorsun da ucuz bayağı. Klima. Elektrik değil mi? Evet. Doğrudur.
Bana da garip geldi hep yani. Özellikle klimanın olduğu yerler cidden alman gerekiyor. Buz gibi oluyor. Ya da dışarısı işte çok sıcak diye ya da öyle bilmiyorum. Yani aynı zamanda mesela geçen öyle diyordu Ulukan. Şey yani. Hasta olursun yani. Biz alışık değiliz. Bizden annelerimiz falan şeydi. Hasta olursun. Kapa kelimeyi ben. Uyurken kelimeyi. Daha kötü mü söyleyeyim? Sürekli sıcak soğuk. Sıcak soğuk. Sıcak soğuk. Tabii tabii tabii. Dışarı çıkıyorsun sıcak. Aynen. Yani çok kötü. Dışarı çıkıyorsun. İnanılmaz sıcak. Aynen. İçeri giriyorsun. Aynı oranda soğuk. Yani bir dengesi olur. Yani. Evet evet evet. Ya şey değil mesela, tamam sıcaktan kurtulacağımız kadar sıcak şey soğuk olsun ama abi üşüyorsan yani hiç bir sorun vardır. Doğru doğru. Daha çarpılmadım ben de. Garip bir şekilde normalde benim çarpılmam lazım. Sıcaktan sonra direkt beni etkiliyor bir de. Bende sinüzit var. Acayip alıştık herhalde. Bilmiyorum. Amerika havası geçen şeyi konuştu bile seninle. Arkadaşlara da söyleyelim. Amerika havası yarıyor. Ben burada geliyorum aynı sporu yapıyorum. Belki daha az yapıyorum. Böyle bir cildim güzelleşiyor kanka. Geçen konuştuk işte. Anlatabilirsin yani. Şey spor aynı sporu yapıyorum. Vücut böyle daha birileşiyor. Tuna gerçi sana sormadım. Var mı öyle bir muhabbet sende? Gittin geldin bir şey. Ha? Ben bilmiyorum öyle. Öyle bir şeye girmedim yani diyorsun. Yo, yo, düşünce yo. Yapısına. Sen Ulkan böyle düşünüyorsun. Ama sen ne zamandır buradasın? 3 yıl oldu. O zaman hatırlamıyordur kanka zaten. Bizim gibi yeni değil ki. Klima 75'e falan koyuyorum ben. Fahrenheit o da kaç derece oluyor? 22-23. 75-76 Fahrenheit işte. 22-23 dereceye koyuyorum. Bazen gece donuyorum tamam mı? Kalkıyorum. Abi almışlar onu 70'e işte 71'e ya da işte 69'a. Alışmışlar dediği gibi. Onu anlatıyor demin de Ulukan. Bize çok garip. Bizim tamamen yani öyle kültür şeyleri konuşmak aslında çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda şey de Ulukan da öyle. Yani işte kültür farklılıkları, kim nasıl neler yapıyor, biz neler yapıyoruz ona karşılık ama işte birbirimize bir şey öğretmek falan zaten burada olmamın sebeplerinden bir tanesi de bu yani. Yeni şeyler öğrenmek, aynı zamanda size de öğretmek, göstermek ve olabildiğince doğal kalmak yani. Asıl amacım da bu ki bugün de o amacı zaten hedefleyeceğim yapmak. O yüzden Ulukan gibi yakışıklı. Bak, ne kadar yakından geçeceğim o kadar yakışıklı bak. Bak. Kanka ne anlattın? 2019'da şimdi Ulukan bana diyor ki kanka diyor sen biraz daha böyle diyor hani kızlar ya da ortamda böyle daha ne denir ona reckless mı umursamayan. Ne kanka bir açıkla da anlayalım ya. Hayır oğlum reckless değil. Ama bir çılgın yanın var. Neyse ben dedim ki 2019'da kanka dedim beni görme dedim. Fake ID ile işte kulüplere girmeler. Bir gün kulübe gireceğim anlattım mı size bilmiyorum. Tamamen blackout olmuşum böyle gözüm görmüyor artık. Kulübe kadar gitmişim ama arkadaşlarım video çekmiş. Otobüste falan böyle shuttle'da uyuyorum tamam mı? Kapıya gidiyorum fake ID tabi adamlar anlıyor ayıkıyorlar çünkü cevap veremiyorum abi. Ben çitlerin orada yere yapışıyorum kulüpte. Tamam mı? Sonra polis geliyor. Özür dilerim. Polis gelmeden beni taksiye koyuyorlar. Hiçbir arkadaşım da yardımcı olmuyor işte böyle bir ortam. Herkes kendi eğlencesinde anasını satayım. 2019 yani. Kimse yardımcı olmuyor. Tabii tabii tabii. 2010 kimse kanka. Ve inanılmaz Türk var biliyor musun? İnanılmaz. Ben böyle yerde kalıyorum falan. Ondan sonra taksi geliyor. Ben bir de taksiye kusuyorum. Taksici mutlu. 100 dolar vereceğim tabii. O zaman param var. Fena çalışıyorum. Neyse yani 2019'da böyle yapmadığım şey kalmadı. Hani ben şey kafasıyla geldim Work and Travel'da. Hani normalde millet onu kendi evinde yapar. Türkiye ya da neresiyse. Ben şey kafasıyla geldim. Abi her şeyi yapacağım burada artık. Hani her şeyi deneyeceğim falan. Hani Türkiye'de öyle bir hayatım yok çünkü. Yoktu ya da aynı zamanda ben istemiyordum yani. Ailemin yanında falan filan. Ondan sonra geldi polisler. Arabaya da kustum falan. Aynı zamanda benim oda arkadaşımı alıp gelmişler polisler. Barış'ı. Çocuk diyor ki Antalyalı çocuk. Kanka diyor senin sayende diyor şimdi izliyorsa bu arada çok selamlar kanka çok özledim seni. Ben böyle bir diyor aksiyon yaşamadım kanka bana böyle bir aksiyon yaşattığın için teşekkür ederim diyor hayatımda diyor bay dedim. Arabada şatkan vardı diyor pompalı vardı bilmem ne falan. Ondan sonra beni polis arabasıyla eve götürüyorlar. Ben ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Sabah bu uyanıyorum. Arkadaşın ID'siydi. Çalınmış kanka ID yok. Ondan sonra bir stres oluyorum işte polis aramalar bilmem ne falan filan. 11 dolar arkadaşlar Bud Light 12 tane şişe 11 dolar arkadaşlar. Yalnız gezmek dışında diyordum ki Tuna'ya grup halinde geziyorsan hani seni aynı zamanda yükselten biri olacak arkadaşı falan hep bu kanalda konuşuyoruz zaten bunu. İşte pozitif olacak işte seni daha yukarıya taşıyacak falan. Onun dışında %95 zaten yanındaki adam senin kafa yapını taşıyorsa aynı zamanda çoğunlukla genelleme yapıyorum yakışıklı oluyor. Bu da diyorum ki ben insanlar seni dışarıdan. Hani bu kanalda ilişki falan da konuşuyoruz. O yüzden bunu rahat bir şekilde konuşabiliriz. Bu akşam neler olacağını size söylerim yani. İki tane yanıma şampiyonlar gibi adam getirdim. Yani bu akşam bunlara bir şey olmazsa bana mı olacak anladınız mı? Neyse diyorum ki bu seni dışarıdan daha eğlenceli gözüküyorsun. Daha mutlusun, gülüyorsun, arkadaşlarınla şey dans ediyorsun. Niye kanka? Kanka bu Fred House'ları var ya. Fred House'u mu? Aha. Fred'ler var ya burada topluyor. Fred dediğin mi? Kanka bu Fred dedi. Şey parti evleri. Ha bu üstsüz falan herifler var ya böyle. Hadi be gel. Amerikan filmi gibi. Ha, şey, oğlum.
Nereden anlıyorsunuz? Kanka. Ha? Blue Mountain State izledin mi? Yok. BMS. Sen biliyor musun? Neyi? BMS. BMS'i bilmiyorum. Blue Mountain State. Ha. Ya işte dediği gibi şu an. Biliyorsan kim bunlar biliyor söyle, arkadaşlarımız biliyor belki. Ya benim biliyorlarsa dizi işte oy bu arkadaşlar. Ya bu nereden anlıyorsun? Şu 3 tane amblem var ya. Tamam. Bunlar Yunan harfleri mesela. İşte her Fred'in başka bir ismi var. Atıyorum. Kappa 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 ya da başka bir ismi var. Hepsi aynı evde kalıyor kanka. Ama parti çocukları yani. Ya full evde parti falan veriyorlar. Takılıyorlar. Ha bu şey gibi yani. Kızların kız evlerinin böyle özel, her zaman giremiyor kız yurtlarına herkes falan, böyle Amerikan kolej filmleri ya. Gibi Amerikan pastası var ya. Evet evet evet. Oradaki evler var ya işte. Aha. O tarz yani. Aynı konu. Allah Allah. Abi bak istiyorum, yeni bir şey öğrendim. Bilmiyordum ben bunu. Çok şaşırtıcı. Burada yani parti evleri olduğunu biliyordum ama evet, Fred nasıl oluyorsun mesela? Ben Fred olmak istiyorum mesela. Para vermen lazım kulübe. Evet. Bayağı para vermen lazım. Öyle mi? Aylık olarak bir ücret ediyorsun. Ama parayı işte, para kime gidiyor? İşte etkinlikler yapıyorlar mesela. O zaman harcıyorlar. Senin verdiği parayı harcıyorlar. Anladın? Çok değişik abi. Ama aynı zamanda president falan da var. Var. Onlar daha şey böyle havalı yani oluyor. Vardır kesin. Falan da oğlum çok ya. İyi film gibi lan. Tabii. Aynen, çok beğendim var. Yani. Neyse bir şeyi anlatıyorduk. İyi oldu bunu öğrenmem. Ben de bilmiyordum. Çoğunuz da bilmiyordur mutlaka. Öyle bir ortamda şey söylüyordum hatırlarsanız. İşte üçünüz, üç kişi ya da yalnız gitmenden istediğin kadar yakışıklı ol, tarz ol, bir şey ol. Üç kişi, dört kişi bir böyle arkadaş grubuyla ve aynı zamanda eli yüzü düzgün böyle ilgi çekici, dikkat çeken bir arkadaş grubu, ama sadece hani dikkat çeksin diye söylemiyorum. Aynı zamanda kafa yapıyorsun arkadaş grubuyla çok daha insanların seni daha böyle ilgi çekici görme olasılığı inanılmaz bir şekilde yükseliyor ve bilimsel bir kanıtlanmış bir şey. Onun için makaleler de okudum yani ve Tuna da aynı şekilde söyledi. Aa dedi, bilmiyordum falan. Şimdi Ulukan'a diyeceğim onu. Ne diyorsun kanka, sence var mı? Mesela şimdi bugün sen bizim üçümüzle dışarı çıkıyorsun ya da salla işte dört tane Amerikalı çocuklar böyle o biçim efsaneler. Ama mal değiller aynı zamanda. Kafa da çalışıyor, anladın mı? Sence bu insanların seni görüşünü ya da seni daha çekici algılamasına etkiler misin ya da sen der misin ki kanka yok alakası yok, ne dersin buna? Kanka şey biliyor musun, Hava Meteor Madrid'in bir tane bölümü i̇zledim, var. İzledim. Orada bir yerde bir grup kız var sanırım, Barney Stinson böyle şey diyor işte. Herkes o gruba böyle hayranlıkla bakıyor, o da diyor ki bu diyor bir şey, amigo kızlar aldatmacısı. Şimdi orada mesela bir grup kız kanka bir arada durduğu zaman otomatik olarak şey algılıyorsun. Tabii. Güzel algılıyorsun. Tabii. Ya işte bak görüyor musun, aynısını. Hepsi güzelmiş gibi geliyor ama böyle tek tek baktığın zaman aslında o kadar da güzel değiller. Ama grup halinde çok daha hepsi sanki bireysel olarak güzelmiş kanka gibi geliyor. Kanka burada durursanız ya. Aynı muhabbet işte. Yani dediğin doğru. Gerçekten kaliteli gözüken insanlar şeydir yani. Bir arada durursa daha etkileyici olur. Doğal bir şey yani. Sen katılıyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Peki kafa yapısı aynı zamanda uyan insanlar falan böyle birbirine benzeme, daha çok böyle ilgi çekici olma yöneliminde midir ya da öyleler midir? Sence bu alakası yok mu böyle bir şey? Ya orada bence şey önemli. Arkadaşların gerçekten birbiriyle uyumlu olması önemli. Yani şeyse eğer ya sonuçta orada bir iş yönetmiyorsun değil mi? Ortada bir hedef yok. Tabii. Olay şey yani. Ama birbirini destekleme mevzu yani. Aynen onu diyorum. Orada birbirini anlama önemli. Mesela ben senin aynı fikirde olmayabilirim ama sana doğru yolda göstermeyeceğim anlamına gelmez. Ya oradaki olay şey, sana hiç katılmıyor olabilirim ama sana saygım vardır. Sen öyle bir insansındır, sen öyle kabul etmişimdir ve sana doğru yolu o şekilde gösterebilirim mesela. Senin göremeyeceğin bir şeyi ben farklı düşündüğüm için sana belki yardımcı olabilirim. Ya orada olay şeydi işte, herkesin aynı kafada robotik bir şekilde aynı şeyi tekrar etmesi değil, biraz daha birbirine saygı duyan, biraz daha böyle birbirine destek çıkan arkadaş grubunun olması lazım. Tamam, şu soruma cevap ver peki. İnsanların pozitif, daha işte kendine bakan, mentalitesi iyi, bir hayatta bir şeyler yapmak isteyen insanlar daha çekici olma ihtimali diğer tabii sıradan insan... %100 yani. Tamam gidebiliriz. Bak arkadaş seçimi çok önemli. Ha, aynen. Bak bu arkadaşım İzmir'de bir tane şeydi, su topu takımında, tamam mı? Çocuk. Sen de sporcusun, iyi bilirsin aha ortamları. Şimdi ortamda mesela şey var. Takımın bir tane abileri falan var böyle. Mesela bir gün antrenmana geç geliyor. İki tane çocuk geç gelmiş, tamam mı? Diyorlar ki size bir tane hikaye anlatacağız. Edi dediğim zaman sen ona tokat atacaksın. Budu dediğim zaman sen ona tokat atacaksın. Başlıyor mesela hikaye anlatmaya. Bir yerde diyor ki Edi mesela bir yerde yürüyor falan. Tak ona vuruyor. Budu diyor ona vuruyor. Geç kalanlar aynen. Edi büdü. Ondan sonra birbirlerini böyle dövmeye başlıyorlar. Şimdi şu herkesin ortasında. Bunun gibi mesela şey de var. Çocuk yine şeyde bir tane kampa gitmişler. Orada
İkisini benim arkadaşımla bir tane çocukları yatağa aynı yatağa sokuyorlar. Aha. Diyorlar ki çekin. Hanginiz geç bu onu döveceğiz. Allah Allah. Baya bak. Aynen olay inanabiliyor musun ya? Şimdi böyle bir insan normal bir insan olabilir mi abi? Olamaz. Böyle bir insan normal olamaz. Böyle travmalar yaşadıktan sonra biter yani değil mi? Şimdi bak ben bu olayları mesela... Bunu diyen koçu mu mesela? Yok işte takımın kaptanı mesela. Takımın abisi diyorsun abisi mesela. Abisi aynen. Ya takımda böyle işte kendini beğenmiş. Peki mesela o böyle çocuklara böyle şeyler yaptırıyor. Ben dedim ki sen niye yaptın? O bana diyor ki yani yapmak zorundasın işte takımdan katılmışsın falan. Ve o zaman da şeyi görüyormuş. Hani o takımın bir parçası olduğunu, arkadaşlığın parçası olduğunu zannediyormuş mesela. Öyle sağlıksız bir ilişki var. Aynen öyle. Aynen. Onun bir de normal olduğunu düşünüyorum. Mesela daha kötü bir şey. Bak sonra şeyde san... Şimdi bak böyle bir çocuk var. Tamam. Hayal et. Bunun gibi bir sürü çocuk var tamam mı? Aynı ortamda takılıyorsun. Yaptığın her şeyle alay ediyorlar. Ama nasıl zannediyorsun mesela? O arkadaşlığın bir parçası sanki. Hani o muhabbetini yapmak. Mesela Ege ile konuştuk bana dedi ki ben çocuğu muhabbetini yapan kimseyi sevmem. Bir yerden sonra öyle bir şey giriyor. Sana hakaret edilmesi, çocuğu denmesi mesela arkadaşlığın bir parçası olmuş oluyor sanki. Ya çok hani samimisin de ya çocuğuna bak falan diyebiliyorsun. Sanki o bir samimiyetmiş gibi. Ben mesela böyle arkadaşların içerisinde 2 sene falan geçirdim. 2,5 sene. Acayip berbattı. Hiçbir şekilde kendine özgüvenli hissedemiyorsun. Ya en ufak bir şey yapsan, bir şey söylesen mesela içinde her zaman bir şey var. Bir korku var böyle. Ne hiçbir zaman kendine hemen olamıyorsun. Heh, aferin, o, aferin. Oğlum siz YouTuber'lar. O 2-3 yıl sana ne kattı yani? Abi, helal olsun tamam. Sana. Bir kere kendini sevmenin önemini gösterdi bana. Ya. Ya nasıl, öyle bir şeydi. Nasıl sağlıklı ilişki kurulması. Aynen öyle. Eğer diyorsun ki bu bir yapmışsa bunun tam tersi olması lazım. Bir şeylerin olması için. Ya en dediğin gibi ya en azından bu değil ilişki. Yani, peki bu böyle senin mental olarak kesinlikle. Ben mesela korona döneminde İstanbul'dan Mersin'e döndüm. 2 sene bak. İstanbul'daki bütün arkadaşlarımı engelledim. Bak her yerden çıkardım. Hepsini ama yani böyle hepsini kimseyle konuşmadım. Tamamen böyle kendi gelişimime odaklandım, aileme odaklandım. Orada mesela şunu öğreniyorsun. Ailenin ne demek olduğunu. Gerçekten yani iyi bir ilişkin mesela sonrasında ben o dönemi atlattıktan sonra mesela çok iyi arkadaşlıklarım oldu. İşte o zaman gerçek arkadaşlıklarım oldu. Çünkü ben artık kendimi tanıdım yani kendimi bildim. Mesela o insanı tamamen çökerten bir şey anladın mı? Böyle yok ediyor seni. Sen oradan çıkıyorsun ve onu öğreniyorsun ve çok daha güçlü oluyorsun. Tek başına kalabiliyorsun, onun nasıl bir şey olduğunu öğrenmişsin, başka insanlara ihtiyacın olmuyor, ihtiyaç duymamayı öğrenmişsin. Mesela daha güçlü bir karakter. Her zaman daha ileriye gittiğimiz için bu kanalda da bu sohbetin ve bu konunun bize çok işe yarayacağını düşünüyorum. Gece başlamadan birbirimizi bilelim. Nedir durumunuz gece? Yani içki durumunuz falan? Ben de diyorum cinsel yönelim falan söylüyorsun. İçki durumu derken. Nedir yani? Hani yani böyle o ben içerim, içersem çok kötü olurum, ben efkarlanırım, ben çok içmem, ben sınırımı bilirim, hayır ben sınırım yok. Şimdi annem izleyebilir bu videoyu, o yüzden sınırımı bilirim. Aynen öyle. Ben de çok sorumluyumdur. Ya ciddi soruyorum lan. Ama öyle cidden. Öyle öyle. Aşırı sarkıtsam da kanka ben de geçmiyorum yani şey yaparım. Kendimi kaybetmem için. Stylist Ulukan kardeşimiz aynen dedi kardeşim. Ki bu dedi kalın. Şu elindeki şeyi bir bırakayım kanka bir saniye. Bu dedi kalır. Bunu giyme kanka sen. Sen dedi daha tellersin. Sana biraz da ince şeyler lazım kanka. İnce bir şey giy dedi. İçinden sıyrılabilmen için anlatabiliyor muyum? Doğrusu ben şey yani. Kanka nasıl çekiyorsun lan? Ha? Niye o kadar yukarıdan çekiyorsun? Abi herkes alıyorum. O kadar boyu kafanız var mı? Böyle çekiyorsun. Kanka adam... alışık değilim şey. Hani aramızdaki mesafeye vurgu yapıyor kanka. Oysa kısa kollu giy dedi kanka. Bir dur bakayım. Nasıl gözüküyor kanka oradan? Giyeceğim kanka zaten. Giysen oğlum bunu. Şimdi bunu giyelim. Siz de söyleyin arkadaşlar yorumlarda eğer yorum atan olursa. Bak 3 tane outfit yapalım kanka. Tamam mı? Hangisini en çok beğeniyorlarsa onu yorum olarak yazsınlar. Nasıl? Olur kanka. 3 tane dediğim 3 tane gömlek mi yoksa? 3 tane. Yani. Bence pantolon fena değil ya. Bence de pantolon. Baya böyle inanılmaz rahat bir pantolon. Yani. Ya rahat olması önemli. Abi. Onu da olabilir. Onun altına ama beyaz ayakkabı kanka. Değil mi? Yani. Bu ne lan? Bu çok küçük değil mi lan sana? Black oldu. Lerç kadın şeyi o. Evet belli zaten. Hani hala amalılar Lerç kadın şeyi. Hani şey falan mı dedim hani. Bir kız geldi unuttu falan. Ooooooo. Yok abi.
Daha iyi şey olurdu arkadaşlar. Bu ya arada... pardon ya, burada kalmışız. Ben de oraya... gençler kusura bakmayın ya. Koyum kaldırmıyormuş. Show yapar gibi. Evet, ne diyorsunuz gençler? Ne diyorsun sen? Kanka şey de takacağım. Kanka budur bence. Ha bak, bu da olabilir. Bunu da deme. Kanka o güzel ama çok giyiyorum. Onu giymek istemiyorum bugün ya. Öyle mi? Bu da güzelmiş o. Abi bunu da anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Yani o konuyu direkt üstüne geçmek istiyorum. Eğer soru sorarsanız söylerim. Geyim. Ciddi bir şeydi ya. Soru sorarsın hala tempo. Hayır oğlum bak işte arada. Çocuk ne yapıyor kanka? Seni bu şeyden kurtarıyor, anladın mı? Sen olayı artık salacaksın yani. İşte Ulukan aynı. Yani sorarsanız anlatayım. Diğer videoda biraz da moralim bozuk olması oydu. Arkadaşlarım dedi ki Ege seni dışarı çıkaralım. Hani işte keyfin yok falan. Belli bir olaylar yaşıyorum sarayla alakalı özellikle. Aynı zamanda Ulukan'ın da doğum günü. Dedi dedik böyle bir şey yapalım bugün. Öyle oldu. Sarı hakkında sorunuz varsa yorumlarda cevap vermeye çalışırım ama gelecekti ve gelmedi açıkçası. Yani bunu farklı bir şekilde nasıl söylerim bilmiyorum. O yüzden bizler bugün böyle biraz eğlendim falan tarzı burada bir şey. Burada duygusal müzik yok mu ya? Tarzı bir şey yaptık. Şey, evet, yani çok böyle duygusal kısmını yaşadım ama onu paylaşmak istemedim. Hani bunun şovunu da yapmak istemiyorum. Aa sonra benden ayrıldı. Hani işte clickbait falan hesabı. Bakalım göreceğiz bugün. Tekrar çok teşekkür ediyorum Tuna sana da Ulukan da. Kanka destek oldular abi. Rica ederim. Yani evet. Normalde onların hani tarzı olan bir ortam değil. Ne kadar Türklerle takılmasalar da. Kırmadılar beni. Bu muyuz? Bu arada kanka sen Türkiye'ye hiç benzemiyorsun abi. Evet, değil mi? Öyle diyor. Herkes sen, öyle diyor bana kanka, biliyor musun? Sen kanka şey falan gibisin. Hani beyaz anne siyahi baba tarzı falan. Öyle hani, öyle diyenler var. Kesin öylesin kanka. Saç kesin öylesin diyor beni şeyden. Ben senin babanım diyor. Kesin öylesin oğlum, başka bir şey olamaz. Kanka yok ama. Onun altında bir tane pantolon var, o zaman pantolona değişmem lazım. Ama o da krem rengi yok. Bence bu bayağı güzel bu arada. Öyle mi? Bence bayağı güzel. Yok kesin üstündekiyle git. Krem rengi bir pantolon var orada, onunla efsane oluyor. Hatta öyle biliyorum bak, bayağı böyle. Ben şey için, outfit. He video tarzı. Yok gerek yok, videoları Instagram'da o zaten. O zaman bu bayağı iyi yani. Bu okey mi Katrina sence? Bu outfit mi? Aha. Bence okey. Güzel. Beyaz. Aynen. Abi Instagram'da zaten izlerseniz fashion videoları çok yapıyorum. Eğer ilginizi çekerse oradan ilham almak isterseniz elimden geldiğince kendi çapımda kendi tarzımı oluşturup insanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Instagram'ı zaten her videoda bırakıyorum, görürsünüz. Hadi o zaman gençler zıplayalım yavaştan ya. Hazır mısınız? Bu adamın doğum günü. Hoodie'sini her zaman elinde tutuyor ki üşümesin kanka, tamamen bir Türk geleneği. Her zaman hoodie'si elinde, her zaman. Tek bir mutsadığım şey yok, üşümemek. Hastalanmamak, üşütmemek değil, çarpılmamak. Çarpılırsın. Çok soğukta kalırsan çarpılırsın. Saat 2'de mekan mı kapanır bana söyleyin. İçeride çoluk çocuk var, bu doğum günü çocuğu. Bu doğum günü bir kere dans etmedi bu doğum günü çocuğu. Bu 3 saat yiyişti. Bu çocuk bir kere bile dans etmedi. Neden? Arkadaşlar arabamız çekildi. Ne diyorsun kanka? Kanka böyle bir şey olamaz.